Hünkârımız teşrif ediyorlar. Devletimizin mevcudiyeti tehlike altındadır. Ermeni çeteciler bir bankaya baskın vermiş. Payitahtın sokakları karışmıştır. Hünkârım, ne ister bu alçaklar? İstedikleri belli. Devletimizi yıkmak isterler. Bu devlet dört esas üzerinde ayakta durur. Bir, din-i İslam. Sokaklarda kadınlarımızın örtülerine saldırırlar. Camilerimizin önüne hayvan pisliği atarlar. Ayasofya'ya haç dikme cüreti gösterirler. Müslüman ahaliyi katlederler. Kıymetlimiz dini İslam'a saldırırlar. İki, hükümeti Türkiye. Devletimize 6 asırdır Selçuk Devleti ile beraber 9 asırdır Türkler hükmetmektedir. Şimdi İngilizler, Ruslarla beraber Fransızlar ve İtalyanları da yanlarına alarak devletimizin idaresine göz dikmişlerdir. Türklerin hükmü tehlike altındadır. Düşman da şer, tükenmez. Unuturlar ki Oğuz'da da er tükenmez. Biz bu tahta Oğuz Bey olarak da otururuz. Şimdi yönetimi Oğuzlardan alıp bir yüksek valiye vermek hevesindedirler. Üç, payitahtı İstanbul, göz bebeğimiz, fetihle müjdelenen şehir, yanıyor. İngiliz gemileri dümenini şehrimize çevirmiş. Toplarını payitahtı yakıp yıkmak için doldurmuşlar. Bu üç esas hücum altındadır. Peki dördüncüsü nedir? Hanedanı Ali Osman. Hanedanımızın bir kısım mensubu buradadır. Yani sizler. Vakit gelmiş, dini İslam tehlikeye girdiğinde Türkler onu omuzlayıp sırtlayıp ayağa kaldırmaya çalışmışlardır. Vakit gelmiş, Türklerin medeni nizamı tehlikeye girmiştir. Payitahtı İstanbul şehir medeniyetiyle onu ayağa kaldırmıştır. Hanedanımıza saldırıldığında din-i İslam'ı mübin, diriltici nefesini üflemiştir. Şimdi tek dayandığımız ayak hanedanımızdır. Sizler bunları görmezden gelip kendi derdinize düşmüşsünüz. Size yakışanı yapacaksınız. Metin ve kuvvetli olacaksınız. Dua edeceksiniz. Belaların defi için, hayırların fethi için dua edeceksiniz. Ya kendinize yakışanı yaparsınız, ya da devletimiz yıkılırken hep beraber altında kalırız. Şimdi aranızdan biri Ermenilerin hürriyeti için canını feda edecek. Aranızda bu şerefe nail olmak isteyen biri var mı? Yok sanırım. Seçimi bana bıraktığınız için teşekkür ediyorum. Sen gel. Durun, yapmayın, bırakın onu. Garo.
oluyor? Öldüreceğim. Bak. Bu kızın canı hepsinden kıymetli, anladın mı? Burada herkes gider, bir o kalır, o da bize yeter. Benim için kimin öleceği mühim değil. Süslü. Gel buraya. Bu nasıl? Yapmayın. Lütfen yapmayın. Ne yapalım? Seni mi öldürelim? Bakın, kimseyi öldürmenize gerek yok. Ben dışarı çıkarım. Bu meselede ne kadar ciddi olduğunuzu herkese anlatırım. Tamam, kabul. Beceremezsen biz kendi bildiğimiz yoldan hallederiz, ona göre. Bitti mi? Gazete kraliçenin eline geçmiştir bile. Güzel. Lakin yeterli değil. Daha ne olacak? İngilizlerin payitahta müdahalesi kolay değil Sara. Bunu zaruri hale getirecek kuvvetli bahaneler, büyük vukuatlar, korkunç hadiseler lazım. Düşünceniz neyse söyleyin de harekete geçelim Bay Zaharov. Chopin'den bir parça ister misiniz? Zihin açar. Piyano çalmaktan çok daha önemli bir işin var Sara. İngiliz sefire gidecek ve Ermenilerin bir isteği daha olduğunu söyleyeceksin. Ne istiyormuş sevgili Ermeniler? Abdülhamit'in alıkoyduğu Ermeni patriği İzmirliyan'ın hayatından endişe ediyorlarmış. Ve onu tekrar görmezlerse kuduracaklarmış. Richard'ı Abdülhamit'e gönderirim de bu Ermeni patriği ne işe yarar? İzmirliyan'ın şahsı para etmez, doğru. Ama bir din adamının ölüsü para eder. Ne düşünüyorsun? Chopin'in cenaze marşını. Anlat, yoksa bunun kafasını patlatırım. Çocuklarımızı bırakın ne olur. Çocuklarımızı bırakın. Çocuklarımız nasıl, lütfen söyleyin. Merak etmeyin, hepsi iyiler. Konuş, anlat. Ermenilerin bazı talepleri var. Banka müdürünü bu talepleri hünkâra iletmek üzere azat edecekler. İçeride çokça çocuk ve masum insan rehinedir. Eğer bu talepler karşılık bulmazsa hepimizin canı tehlikededir. Benim oğlum içeride, benim evladım içeride. Hasta benim oğlum, Arif'im hasta. İlaç içmezse ölür o. Ne olur kurtarın onu. Banka müdürü önce sefarete gidecektir. Ardından talepler Yıldız Sarayı'na iletilecektir. Bu yaptığından dolayı sana hediye olarak bu adamı bırakacağım, anladın mı? Geri gel. Sırayı! İşittiniz mi silah seslerini? İşittik. İki el atıldı durdu. İnşallah mühim bir şey yoktur. Bizim vazifemiz bu tünelin ucunu görmektir. Aklımızı dışarıda olanlarla meşgul etmeyelim şimdi. Ha gayret. Hünkârımızın dediklerini işittin. Ne yapmayı düşünürsün? Ne yapabiliriz ki? Biz şehzadeyiz. Hanedanın mensubuz. Lakin sadece hanedana mensup değiliz. İkimizin de askeri rütbesi var. Asakir-i Muhammed'in bir neferiyiz. Askeri idare edecek bizden daha kabiliyetli kumandanlar var Şehzade Efendi. Bizden daha iyiler. Faydamız dokunmaz. Haklısın, lakin bir şey yapmak icap eder. Hünkârımızla mesele çıkartmayalım yeter. Benim umudum yoktur.
Defalarca hünkârımızla hürriyetle ilgili fikirlerimi paylaştım. Lakin beni dinlemedi. Bu bela onun neticesidir. Sen öyle san. Balkanlıları da hürriyet endişesiyle mi koparmak isterler bizden? Ya Mısır'da? Hürriyet taleplerim vardı şehzadem. Mesele de bu. Ne sen, ne hünkârımız hürriyet meselesini anlayamadı. Mesele hürriyet değil. Mesele zürriyet. Onlar kendilerini İsa'nın çocukları olarak görüyorlar. Ama İsa Efendimiz onların babası değil. Çünkü Hazreti İsa'nın öğütlediği hiçbir şeyi dinlemiyorlar. Er geç sen de anlayacaksın. Talepleri bunlar. Beni de bu talepleri iletmek üzere serbest bıraktılar. Bu talepler kabul edilirse sadece banka baskını biter. Ama sokaktaki Ermeniler Patrik Efendi'nin hayatından endişe ediyorlar. Sara Hanım haklı. Sultan Abdülhamit Patrik'in canının kendi teminatı altında olduğunu kabul ediyorsa Ermeni halkının da endişelerini gidermek zorunda. Aksi olursa kan durmaz. Kanın durmasına hevesli gibisiniz. Yoksa çarınızdan farklı bir emir mi geldi? Ermenilerin biricik korucuları Ruslardır. Çar Nikolay en sert şekilde kararını bildirdi. Eğer kan durmazsa Rus gemileri payitahta girmeye tereddüt etmeyeceklerdir. Ve bu son olsun. Abdülhamit'in olmadığı bir payitahta uyanmak istiyorum. İşte bu inanç bizi Sultan Abdülhamit'ten kurtaracak. Sen asker paşa. Bankaya topyekun bir askeri harekat yapsak mevzuyu ne kadar zamanda çözeriz? 15 dakika içinde. Lakin... Lakin masumlar da ölür. Maalesef. Gel Tahsin paşa. Hünkârım telgrafı gönderdim. Âlâ. Lakin havadisler kötü. Bankada yaşlı birini infaz etmişler. Ayrıca banka müdürünü pazarlık için serbest bırakmışlar. Sefir de heyetiyle beraber gelecekmiş. Demek itler sürüyle geziyor paşa. Hünkârım, alalım elimize değneği. Basalım sopayı. Verelim baskını. Çarpışarak bitirelim şu işi. Düşmanına dövüşmeden boyun eğdirmek daha büyük maharettir paşa. Biz sadece bankadaki hainleri değil, onların arkasındakileri de teslim almak isteriz. Lakin siz yine de hazırlıklı. Emri ferman efendimizindir. Vay Abdullah. Sen baya baya büyük kahramanmışsın. Başkası olsa dayanamazdı bu kadar. Sana son kere soruyorum. Kasanın şifresi ne? Söylemeyeceğim. Size şifreyi vermeyeceğim. Vallahi de vermeyeceğim. Billahi de vermeyeceğim. Peki. Sen ne yapıyorsun? Nasıl açacağız kasayı? Bu adam konuşmayacaktı. Boşa vakit kaybı. O kasanın başına gidin. Vurun, kırın, dökün. Ne kadar sürerse sürsün o kasa açılacak. Anladınız mı? Hadi! O adamın konuşmayacağı gözlerinden belliydi. Bir adamın ne kadar korkak olduğunu,
ya da ne kadar cesur olduğunu gözlerinden anlarsın Bay Karekin. Çevrilen her kum saati mühim bir vakayı işaret eder. Her kum tanesi bizim akıp giden sabrımızdır. Konuşun. Sabrımız kalmayınca konuşacak bir şey de kalmayacaktır. Hünkâr Hazretleri, İngiliz hükümeti Osmanlı'ya tavsiye edilen hukuk yenilikleri dinlenmediği için bu neticeye varıldığı fikrinde. Akdeniz'deki gemileriniz bu fikirlerin neticesi midir? Devletler arası kara sularında İngiliz gemilerin olmasının sakıncası nedir? Sakıncasını payitahta dümen kırıp Çanakkale'ye geldiklerinde görecekler. Çanakkale'deki tabyalarımız sizin gemileriniz içindir. Fransa hükümeti bu meselenin sulh yoluyla çözülebileceğine inanıyor. Baskını yapan Ermenilerin... Ermeni çetecilerin. Evet. Ermeni çetecilerin talepleri var. Sir Vincent. Hünkârım. Bendeniz Osmanlı Bankası Müdürü Sir Vincent. Beni taleplerini iletmek üzere serbest bıraktılar. Siz de hemen sefaretlere koştunuz. Tabii meselenin çözüleceği yer oralar değildi aslında. Biz... talepleri yumuşatmak adına sefirlerle bir araya gelmiştik. Söyleyiniz, ne istiyorlar? Arz edeyim hünkârım. Ermenilerin yaşadığı vilayetlere bir yüksek komiser atanacak. Ermenilerin yaşadığı bölgenin dahili idaresi Ermenilerde olacak ve vergi verilmeyecek. Vergi borcu olanlar affedilecek. Ermeniler kendi jandarma ve zaptiye teşkilatlarını kuracaklar. Kendi mahkemelerinde hakim karşısına çıkacaklar. Ermeniler patriklerini padişaha onaylatmadan seçecekler. Patrikhanenin merkezi payitaht olarak kalacak. Kafi! Kafi! Bunların tek bir tanesi kabul edilmeyecektir. Hünkârım, bu baskını bitirmenin yolu... Siz bizden ne istendiğinin farkında mısınız? Ermenilerin yaşadığı yerde Türkler de var, Kürtler de var. Ya onların hakkı, hukuku? Bizim tek şartımız var. Ermeni çeteciler derhal teslim olacak. Hünkâr Hazretleri, bu mesele artık banka hudutlarını aşmıştır. Sokakta öldürülen Ermenilerden bazıları Fransız vatandaşıdır. Müslüman ahali Ermenileri katletti. Buna sessiz kalamayız. Bu emirleri sizin verdiğinizi düşünüyoruz. Benimle gelin. Silahlar Ermenilerin üstünde yakalandı. Hepsi İngiliz silahı. Ermenileri katlettiğini söylediğiniz Müslüman tebam bu silahlardan çıkan kurşunlarla öldürüldü. Bunlar da benim memleketimin ormanlarından kesilmiş odunlar. Ermenilerin elinde İngiliz silahları. Müslümanların elindeyse bu odunlar. Şimdi siz söylersiniz ya, Ermenilerin katledilişinde sizin emriniz vardı diye. Ben emretsem Müslümanlar bu odunlarla gitmezdi. Ben emretsem size şikayete gelecek Ermeni kalmazdı. Lakin ben böyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ermeni milleti Osmanlı'ya sadıktır. Ama şimdi vaziyet farklı. Niçin? Niçin? Lisanlarına mı dokunulmuştur? Kendi okulları var. Sizler işgal ettiğiniz topraklarda yerlilerin lisanını yasaklarsınız. Bunu biliyoruz. Afrika'da İngilizce konuşulur.
Cezayir'de Fransızcayı yayarsınız. İşgal ettiğiniz topraklarda insanların ibadethanelerini yıkar, onun yerine kilise yaparsınız. Lakin dedem Fatih İstanbul'u fethettiğinde sadece bir tek kiliseyi camiye çevirdi. Onun dışındakilere yaşama hakkı verdi. Ermenilerin hangi kilisesine dokundu? Patriklik müessesesini Osmanlı inşa etmedi mi? Samimi Ermeniler huzur içinde yaşarken siz benden ne istersiniz? Osmanlı'nın huzurundan başka bir şey istemeyiz. O zaman elinizi çekeceksiniz. Devletimden, milletimden, Ermeni ve Rum tebaasından elinizi çekeceksiniz. Osmanlı yıkılırsa dünya cehenneme döner. Birbirinizi yersiniz. Birlik olduk, huzur bulduk derken sarsılırsınız. Yıkılırsınız. Sir Vincent. Taleplerinin hiçbirisinin kabul edilmediğini bankadaki eşkıyalara iletin. Derhal teslim olsunlar. Nasıl emir buyurursanız. En azından huzursuz olan Ermeni halkını yatıştırmak için Patrik Efendi askerlerinizle birlikte Ermeni halkına gönderin hünkârım. Birazcık sükunet onlara iyi gelecektir. Canım validem, başınız dönecek. Bir otursanız. Oturamam Sabahattin. Canım çok sıkkın. İnşallah Mahmut'un bu işlerle bir alakası yoktur. Aman validem. Benim pederimin ne işi olur öyle çeteci Ermenilerle? Vallahi bilmiyorum. Umarım yoktur. Gerçi babanın herhangi bir menfaati varsa herkesle işi olur ya. Neyse. Sen evden ayrılma bu aralar. Malum ortalık allak bullak. Ne demek evden ayrılma? Asıl şimdi devletimiz için sokaklarda olma vaktidir. Bana bak Sabahattin, fazla konuşma. Ne dediysem o. Ben Yıldız'a gideceğim, sen de oraya gelirsin. Tamam validem. Ben en iyisi evde kalayım. Sultanım. Söyle. Bir kadın geldi, sizi görmek ister. Kimmiş? Sanırım eski bir çalışanınızmış. Bir müşkülü var. Söyle gelsin. Bağışlayın sultanım. Ayşe, sen miydin? Gel. Sultanım. Sultanım, oğlumu bankada rehin aldılar. Ne olur onu kurtarın. Dur bir sakin ol. Kendine gel. Geç bakayım şuraya. Gel otur. Ne oldu şimdi? Anlat bakayım. Evladımla babası bankaya gitmişlerdi. Devletimizin verdiği yaneyi tahsil etmek için. Banka bize yer ayarlamıştı. Birkaç keredir oradan tahsil ederdik. Ama çeteciler bankayı bastı. Evladımı rehin aldılar. Tamam Ayşe, tamam. Harap etme kendini böyle. Evvela bir işin vehametini idrak edelim. Başka çocuklara da rehin aldılar. Ama benim Arif'im hasta. Sakat, yürüyemez. İlacını alamazsa perişan olur. Anladım Ayşe, anladım. Mesele zormuş. Lakin ben bir çaresine bakacağım, merak etme. Allah'ın izniyle evladına kavuşacaksın. Dua edelim de Allah bütün çocukları ana babalarına bağışlasın. Allah sizden razı olsun sultanım. Ne demek? Sen şimdi biraz burada dinlen, bizim misafirimiz ol, olur mu? Banka abluk altında. Ayrıca içeride de çok fazla rehide var. Evet. İçeriye hücum edecek olursak çok zayiat verilir. Ermeni çetecileri dışarı çeksek? Kunduz yuvasını terk eder mi paşa? En azından... Kolay gelsin paşalarım. En azından cephanelerini bitirebilmek için ateş açalım. Olmaz. Bombayla karşılık verebilirler. Askeri belli bir mesafede tutarız. Tesir etmez. Hünkârımız
banka kasasındaki Hintli kardeşlerimizin isimleri ortaya çıkmasın diye hususi bir hamle hazırlamakta. Neymiş o hamle paşam? Bir tünel kazılacak. Kasa odası da açılacak. Bu sebepledir ki zemini hasardan korumalıyız. Âlâ, âlâ. Mükemmel bir plan. İçeri sızılacak ve Ermeniler bum bum. Harp meydanı görmediğinizden bomba sesini taklit çabanız da komik oluyor paşa. Öyle mi? E tabii biz daha çok siyaset meydanında patlayan bombaları gördük. Bir iki bomba atmışlığımız da vardır. İnanın çok tesirli oluyor paşam. Siz buyurun devam edin. Buyurun. Su getirdim. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Bu isimler neden kasanın içinde? Hicaz Demiryolu için oradaki Hintli kardeşlerimizin büyük yardımları oldu. Yardımları da devam ediyor. Allah razı olsun. İngilizler bu yardımlara mani olmak için mücadele ediyorlar. Eğer o isimler İngilizlerin eline geçerse Hintli kardeşlerimiz büyük zulüm görürler. Bismillah. Hepsi canlarından olur. E hadi o zaman. Biraz daha gayret ha. Doğru dersin. Acele etmek icap eder. Yarıladık sayılır. Kardeş, biz böyle kazıyoruz ama muvaffak olabilecek miyiz inşallah? Rahmetli dedem anlatmıştı. Vakti zamanında bu bizim yaptığımız iş için Yeniçerilerin içinde müstakil bir ocak varmış. Lağımcılar Ocağı. Onlar da böyle tünel mi kazarlarmış? Evet. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u kuşattığı vakit lağımcılara emir vermiş. Kazmışlar, kazmışlar. Surların dibine kadar gelmişler. Derler ki İstanbul'un fethinde bu lağımcıların gayreti çok büyüktür. Başka bir ihtiyacımız var mıdır? Eyvallah kardeşim. Hatta o lağımcıların en mahirleri de Ermenilermiş. Dedeleri bu devlete sadakat göstermişler. Şimdi de çocukları bu devlete ihanet ederler. Durum nedir gençler? Şifre olmadan kasayı açmak imkansız. Böyle vurarak keserek açılmaz. Tamam. Madem bu kasa açılmayacak, o zaman size de ihtiyaç yok. Bırakalım gitsin. Bu kasa açılacak beyler. Biz yine de bir deneyelim. Çabuk çabuk del. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina. على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَمْ. Amin. Allah dualarımızı kabul etsin bir daha kadın. Amin. Dert çok Zeliha Sultan, dert çok. Lakin iyi ki derdimizi tasamızı açabileceğimiz Allah'ımız var. Şükürler olsun. Şükür ki ondan dilemeyi, dua etmeyi lütfetmiş bizlere. Şükür Bidar kadın, şükür. Keşke dua etmek dışında başka bir şey yapmak gelse elimizden. Ben size bir şey söylemek isterim.
Eskiden hanemde çalışan bir kadın vardı. Ayşe. Bugün bana geldi. Evladını bankada rehin almışlar. Zulümlerini çocuklara kadar vardırmışlar. Öyle. Allah tez zamanda devletimizi, milletimizi kurtarsın bu beladan. Amin, amin. Çocuğun vaziyeti de fenaymış. Çok hastaymış. Eğer ilaçlarını almazsa kriz geçirip ölebilir dedi anası. Pek çok çocuk varmış içeride rehin tutulan. Allah analarına babalarına bağışlasın. İnşallah tez vakitte biter bu iş. Amin, amin. Kolay biteceğini zannetmem. Niye öyle dersin kızım? Sefirler gelmiş. Çetecilerin taleplerini söylemişler. Hünkârımız hepsini reddetmiş. Vaziyetin daha vahim hal aldığını söylerler. Öyleyse bir davet vereceğiz. Allah'ını seversen ne daveti bidar kadın? Vaziyet bu haldeyken kime davet vereceksin? Derhal hazırlıklar yapılsın ve sefir hanımları buraya davet edilsin. Hünkârım, söylediğiniz gibi telgraf hattına bir sabotaj olmuş. Kimin yaptığına dair bir iz, bir işaret? Maalesef hünkârım. Lakin yeni bir telgraf hattı çektik. Belli aralıklarla da nöbetçileri koyduk. Kemalettin Paşa. Kulunuzum hünkârım. Babanız Osman Paşa'nın sadakatinden şüphe etmezdim. Artık sizin de sadakatinizden şüphe etmiyorum. İnsanın en zor sınavı ailesiyle devleti arasında olanıdır. Siz devletinizi seçtiniz. İtimadımızı haksız çıkarmadım. Var ol evladım, var ol. Mahcubiyet güzel bir süstür. Yüzünden eksik olmasın. Abi. Gel benimle paşa. Felaket Bay Zaharo, felaket. Abdülhamit, kendisine gönderilen elçilerin sunduğu taleplerin tümünü reddetmiş. Sara söyledi, haberim var. Peki ne düşünüyorsunuz? Sizce ne yapmalıyız? Kafam biraz karıştı. Saçlarımı düzeltiyorum. Bir şeyler bulacağız. Bay Zaharo. Ayrıca paşaların hepsinin birden bir harekat planı hazırlığı içerisinde olduğunu öğrendik. Ani bir taarruzda bulunabilirler. İşler serpa sarıyor. Hemen telaşlanmayınız. Abdülhamit, Patrik İzmirliyan'ı Ermenilere gönderecekmiş. İşte bu iyi. Peki siz bu görüşmeden ne murad ediyorsunuz? Belli belirsiz bir şeyler var kafamda. Lakin sizin bir fikriniz var mı? Bay Zaharo. Benim elbette ki iyi bir fikrim var. Lakin önce ivedilikle ele almamız gereken başka hususlar da var. Misal. Abdülhamit bir tünel kazdırıyormuş. Bankanın hemen arkasındaki evlerin birinden. Bu tünel sayesinde bankanın kasa odasına erişeceklermiş ve belgeleri alacaklarmış. Güzergahı tespit edip o tüneli kazanların tepesine yıkmalıyız. Duydun değil mi zorba? Bankanın arka tarafında iş çeviren askerlerin güzergahını tespit et, çizip bana getir. Yanlış bir şey yaparsan kulağını keserim. Başka bir nasihat bilmiyorum. Bay Zaharov. Gerçekten çok ilkelisiniz. Senin fikrin neydi paşam? Benim fikrim Patrik İzmirliyan öldürülürse sizce ne olur? Ermeni cemaati karışır. Yer yerinden oynar. Payitahttaki bütün Ermeniler isyan eder. Kargaşa büyük olur. Ve bu büyük kargaşayı bastırması için İngilizleri bizzat Osmanlı Devleti davet eder. İngilizler payitahta girdi mi de
Abdülhamit'e burada hayat hakkı kalmaz. Ailesiyle birlikte kaçacak yer arar. Güle güle sultan. Bay Harrison, size muhteşem havadislerimiz var. Sizin gibi bir gazeteci, ünlü bir muharrir böyle bir havadisi ıskalamak istemez. Neymiş bu havadis Mahmut Paşa? Abdülhamit ailesiyle birlikte Mısır'a kaçacak. Bu öyle bir dedikodu ki sultana itaat edenler bile Osmanlı'dan soğur. Boşuna yüzüğü çıkarmaya çalışmayınız. Bizim için bir ehemmiyeti kalmadı. Her şeyi tamir edebilirim hünkârım. Eğer bir fırsat verirseniz... Biz sizi idareci yaparken o fırsatı verdik Patrik Efendi. Lakin siz adaleti unuttunuz. Yine de biz size adil davranırız. Kemalettin Paşa, iyi askerlerden oluşan bir birlik kurun. Patrik Efendi'yi onun hayatından şüphe eden Ermenilere götürün. Sakın haddi aşmayın. Ermeni cemaatiniz sizin yaşadığınızdan emin olduktan sonra bir gemiyle sürgüne gideceksiniz. Payitahta dönmeniz katiyen yasaktır. Bundan sonra yaptıklarınız için Tanrınızdan af dileyin. Lakin elinizdeki kan çıkar mı bilemem. Sultanım, misafirleriniz geldi. Gelsinler kızım. Buyurun. Sultanım, nazik davetiniz bize şeref verdi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Kızlarımız çocuklarınızla alakadar olsunlar isterseniz. Memnuniyetle. Hem biz de rahat konuşuruz. Elbette. Çocuklar geçsinler, güzel vakit geçirsinler. Onlar bu dünyanın günahsız melekleri, öyle değil mi? Onların gönülleri hoş olsun ki huzur tüm cihanda galip gelsin. Dışarıda çok güzel bir bahçe var. Görmek ister misiniz? Kuşlar, çiçekler, böcekler. Kayıkla boğazı gezelim. Balıklara bakarsınız. Hatice. Hoş geldiniz tekrar hanımlar. Buyurun. Buyurun lütfen. Buyurun. Sülfet, kahveleri getirebiliriz. Emredersiniz. Bugün kötü havadisler aldık. Ermeni çeteciler Osmanlı Bankası'na baskın yapmışlar. Çok müteessir olduk. Mühim bir mesele değil bu. Birkaç hainin işgüzarlığı diyelim. Neyse, siyaseti bırakalım. Sizin daha yeni Paris'ten geldiğinizi işittim. Özlemişsinizdir. Siz şimdi benden o gürültülü ve havası kirli Paris'i özlememi nasıl beklersiniz? Değirmenim de o kadar mutluyum ki, der Alphonse Daudet. O ne kadar özlediyse işte, sultanım. Bu şehri İstanbul ki bir müslübahadır. Bir sengine yekpare, acem mülkü fedadır. Bu da bizim şairimiz Nedimi'nin İstanbul için söyledikleridir. Ne acayip bir şehirmiş bu Paris. Yani baksanıza, kendi yazarını bile mesut edemiyor. Sizi bir gün Paris'te misafir etmek isteriz. Eğer teşrif ederseniz Paris'e şeref verirsiniz. Vallahi açıkçası ben İstanbul'un yanında Paris'miş, Londra'ymış, Moskova'ymış pek alakadar olmuyorum. Ne oldu? Hiçbir talebiniz kabul edilmedi. Ne yapacağız şimdi?
Bu vaziyeti ne olursa olsun lehimize çevirmemiz lazım. Vakit kalmadı. İrem. Olmaz. Sefirler ölüm istemiyor. Bekleyelim. Neyi bekleyeceğiz? Vakit kalmadı. Gebertelim hepsini gitsin. Öldürsen ne olacak? Hiç kimse arkanızda durmaz. Bekleyeceksiniz. Bekleyelim. Bekleyelim. Lakin adamlarımız acıkmaya başladı. Yeterli erzağımız da yok. Ah, bilseydik listeye erzak da yazardık. Rehineler yüzünden geri de çevirmezlerdi. En azından bir kazancımız olmuş olurdu. Nedir bu Bay Zaro? Bu Abdülhamit'in kazdırdığı tünelin güzergahı. Fakat nihayetinde bir mezar olacak. Girişi mevcut, çıkışı namevcut. Bu bombalar elimde kalan koleksiyonun son nadide parçaları. O zaman ziyan etmemek gerek. Biz de öyle yapacağız. O tüneli bir tek kurşun ve bir bombayla çökerteceğiz.